Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Mutlaka iyi bir gün geçirirsiniz inşallah diye başlamak istiyorum. Ama bugün 10 Aralık. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplanacaklar ve alınan yaptırımlarla ilgili alınan kararları bütün dünya kamuoyuna açıklayacaklar. Bugün açıklamayabilirler belki, yarın açıklayacaklar. Ve açıklanacak olan kararlar iyi kararlar değil. Tabii ki biz bize yeteriz diyen bir zihniyet yönetiyor ülkeyi. Küresel bir çağda biz bize yeteriz demek Kuzey Kore'yiz demekten farksızdır. Türkiye'nin dışında yaşayan yüz binlerce öğrencimiz var. Bunların orada yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli para Türkiye'den gidiyor. Nasıl gidiyor? Bu küresel ağ sayesinde gidiyor. Yani banka sistemiyle gidiyor. Biz bize yeteriz dediğiniz zaman bankalarla bütün ilişkilerinizi kapatmanız lazım gelecek büyük ihtimalle. Ne yapacaksınız? Şu anda Türkiye'nin kredi kartları sayesinde kullandığı sadece milyarlarca dolar var dünya piyasalarında. Değil mi canlarım? O nedenle çok güzel başlayabileceğiniz bir gün olmasını diliyorum. Ama umarım, dileğim yerine gelir. Fakat bunları da söylemek zorundayız. Burası A Haber değil. Burası ATV değil. Burası Kanal D değil. Burası Show TV değil. Burası Star Haber değil. Star TV. Ya da CNN Türk değil. NTV değil. Burası yani bizim YouTube kanalımız özgür bir kanal. Gerçekleri söylemek zorunda olan bir kanal. Neden? Çünkü sorumluluğumuz gerçekleri söylememizi gerektiriyor canlarım. O nedenle biz bunları sizlerle paylaşacağız. Biz derken elbette tabii naçizane dedeniz. Bakın kötü bir haber. Öyle başlamam lazım. Çünkü Türkiye sadece Türkiye değil bütün dünya bu haberi duymalı. Ya biliyorum Türkiye'yi yönetenler utanmayacaklar ama duymalıyız, bilmeliyiz. Bir ülke demokratik hukuk devleti ise kesinlikle özgürlükler en geniş manada kullanılmalı. Halkın bilgi alma özgürlüğü işte bu hürriyetlerden birisidir. Sadece bir tanesidir tabii. Çok tabii ki. Bakınız Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Ya bunlara bu millet canını ve malını emanet ediyor diyor ve tabii ki de namusunu emanet ediyor, ırzını. Ya bakar mısınız ya? Sanıklara bakın ya. Uzman çavuş, polis korucu. Başsavcılık bir kişinin tutuklandığı olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini belirterek yayın yasağı işte buyuruz yayın yasağı. Yani Türkiye'de suçlular korunuyor. Masumlar, mağdurlar ise orta yere atılıyor. Yazık ya, yazık. İnsanın yüreği yanıyor. Benim yanıyor. Biliyorum sizin de yüreğiniz yanıyor. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir ifadelerini kullandı. Olaya tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcı da Gercüş'te neler oluyor etiketiyle paylaşımda bulundu. Anamı öpen kadı, kime şikayet eden dadı. Ya No Way Out mıydı? Çıkış Yok muydu Türkçe çevirisi filmin? Kevin Costner oynamıştı. Gene Hackman vardı. Milli Savunma Bakanı rolünde. Evet. Bir tecavüz olayı ve cinayet vardı filmde. Olayı aydınlatmaya kalkan çalışan binbaşı, deniz binbaşısı Kevin Costner'de o rolde. Nereye gitse karşısına devlet çıkıyordu. Ya. Canlarım bu böyle yürüyemez. Bu böyle devam edemez. Bir ülkede devlet milletin devletidir. Milletin hizmetkarıdır. Devlet milletin malını, canını, ırzını, her türlü değerini korumakla sorumlu olan organizasyondur. Bir ülkede devlet mağdurları değil, mazlumları değil, zalimleri koruma altına alırsa
O devlet ayakta kalamaz, çöker. Ama bunu anlata anlata bir hal olduk ama dinleyen kim? Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP döneminin yolsuzluklarını açıklamaya başlayınca AKP ve MHP'li meclis üyeleri toplantı salonunu terk ettiler. AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin fareler gibi kaçışırken görüntüleri yayınlandı. Ben Fox TV'de izledim. Diğer haber kanallarında yayınlandı mı bilmiyorum. Yayınlandıysa da ancak belki de Halk TV ile Tele1'de yayınlanmıştır. Diğerlerinin yayınlama imkanı var mı? Hiç düşünemiyorum bile. Canlarım, kimileri de diyor ki utanmış kaçmışlardır. Ya utanmış kaçmışlardır'a ben de soruyorum. Canlarım, ne kadar iyi niyetlisiniz. Bazen benden daha romantik ve iyi niyetli oluyorsunuz. İnsanların utanmaları için utanma duygularına sahip olmaları lazımdır. Mesela bir insanın şerefini kaybettiği iddia edildi. Önce şuna bakmak lazım. Şerefi var mıydı ki? Olmayan bir şey kaybolmaz. Değil mi canlarım? Yani şerefi kayboldu, şerefsiz dediğimiz zaman bir insanın sanki daha önceden şerefi varmış gibi olur. Ya bu utanma duygusu da böyle bir şeydir. Utanma duygusu olanlar utanırlar. Bunların utanma duyguları yok ki. Bunların ağır damarları bile yok. Bırakın çatlamayı, yok. Olmayan damar çatlamaz. Çatlamadığı için de utanma duygusu olmaz. Ya yediler, soydular, bitirdiler. Sadece Ankara'ya değil, bütün Türkiye yediler, bitirdiler belediyelerde bu zihniyet. Evet, ama yapabileceğimiz bir şey yok. Neden? Devlet yanlarında çünkü. Oysa demokratik devletlerde, demokratik hukuk devletlerinde devlet nerededir? Devlet gerçeğin yanındadır. Yani milletin yanındadır. Milletin haklarını korumakla görevlidir. Bütün bu adalet bakanlıkları, yargıtaylar, anayasa mahkemeleri, sayıştaylar, meclisler, yani ne aklınıza gelen ne kadar kamu kurum ve kuruluşu varsa, tabii parlamentodan bahsediyorum mecliste derken, belediye meclislerinden bahsediyorum. Bütün bunlar millet için kurulur. Millet için, millet tarafından kurulur. Neden? Milletin haklarını koruyan objektif, tarafsız, adil bir organizatör olsun diye başta. Ama nerede ya? Nerede ya? Gelişmiş Batı ülkelerinde böyle. Elbette Amerika'da görüyorsunuz. Görüyorsunuz, hani çok kızıyorsunuz ya kimileriniz Amerika'ya. Ama devlet abi, devlet. Avrupa Birliği ülkeleri. Devlet abi, devlet. Hukuk devleti. Ya. Covid virüsüyle mücadeleyi tıp bilim yoluyla yapamayan siyasi irade çareyi alkollü içecek satışını yasaklamakta buldu. Hafta sonu içki satışı yasak. Yahu yakında bunlar bilhassa tabii, çünkü kimin muhalif, kimin iktidar yanlısı olduğunu biliyorlar. Abi dijital dünya ile kavga ettiklerine bakmayın. Dijital teknolojiyi en çok bunlar kullanıyor. O kadar kullanıyorlar ki muhalif olan hukukçuları, savcıları, yani yargıçları, avukatları, eczacıları, doktorları, mühendisleri, mimarları, gazetecileri, askerleri, polisleri, muhalifseler bunlar, onlar işaretlenmiş üzerlerinde ya kırmızı ya kara çarpı var. Biliniyor onlar. Biliniyor. Çok rahat biliniyor. Yakında şöyle bir, acaba valiliklerden bir genelge yayınlanabilir mi ya da bir yasak? Şu 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 semtlerdeki şu 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 aileler resmi nikahlı eşleriyle seks yapamazlar. Ve günahtır. Onlar resmi nikahlı olsun. Çocuk yapmayacaklarsa eğer. Çocuk yapmazlarsa, 9 ay 10 gün sonra çocuk doğmazsa o aileler karı koca pırt diye hapse. Neden? Çocuk amaçlı seks yapılır. Abi İslam yasaklamış abi. Kaç çocuk yapacaksın sen ömrü hayatın boyunca ya da evliliğin boyunca? O kadar seks yapacaksın. Geri kalanı günah abi, cehennemde yanarsın. Doğrudan cehenneme gidersin abi. Çocuk yapacaksın. Çocuk olmuyorsa işin sonunda yok abi. Ya dünya, gelişmiş dünya nerelerde, biz nerelerdeyiz ya?
Gelişmiş dünya COVID aşısını buldu. Aralarında paylaştı. Bir kişiye iki aşı. Neredeyse herkes sahip oldu. Sahip olmak üzere. Bizde aşı maşı yok henüz daha. Gelen aşı da bilmem yalan bilmem sahi dün gece sizinle paylaşmıştım. AKP'li ve MHP'li üst düzey yöneticilerin çocuklarına ve ailelerine vuruluyor. Gelen aşı varsa. O da büyük ihtimalle Çin'den gelmemiştir. Canlarım benim. Ama devlet COVID virüsüyle mücadele etmek için alkollü içki satışını yasaklıyor. Ya yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey ya. Abi kafaları belli kafalar, artık tanıyoruz bu kafaları biz. Bakın, Danıştay bütçesi görüşmeleri sırasında AKP milletvekili Aydoğdu, şeriat bizim hukukumuzdur dedi. E tabii ki CHP'li koç tepki gösterince adam kıvırdı, inkar etti. Ya duruyor orada, duruyor, konuşması duruyor. Zaten zabıtlara geçti ayrı da duyuyorsunuz kulaklarınızla. Ama adam inkar ediyor abi. E hani inkar günahtı, en büyük günahtı. Hani şeytan inkar ettiği için cezalandırılmıştı. Allah şeytanı suçunu kabul etmediği, tövbe etmediği, aksine inkar ettiği için cezalandırdı. Öyle diyor kutsal kitaplarda. Şeytan Havva ile Adem'i kandırmıştı. Tahrik etmiş, yasak meyveyi yedirmişti. Ondan sonra da sorguya çekilince, hesaba çekilince o da demişti ki Allah'a, kaderimi sen böyle yazmışsın. Kaderimde eğer bu kadınla bu adamı kandırmak var idiyse benim suçum değil, suç senin dedi, inkar etti. Adem'le Havva ise tövbe ettiler. Şeytan cezalandırıldı. Şimdi bu adam inkar ediyor ya. Ya sesi meydanda, zabıtlarda ifadesi. Abi bunlar külliyen günahkar. Şeytan. Ya ne yapalım? Peki bu adam bunu söylediği zaman Devlet Bahçeli ve MHP'liler seslerini çıkarmışlar mı? CHP'lilerden başka tık çıkaran yok. Evet vallahi böyle. Ne yazık ki böyle. Devlet efendi, hani sen Atatürk ilke ve inkılaplarına çok bağlıydın. Atatürk ilke ve inkılaplarının en inançlı, en samimi savunucularının başında geliyordun devlet efendi sen. Ha devlet efendi? Devlet efendi sana söylüyorum. Duymaza yatma. Ya bunlar ya, bunlar memleket yönetiyorlar ya. Midem bulanıyor. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın güzellerim.